çıktım. Tıpkı tarihimiz gibi, kültürümüz gibi, bayrağımız gibi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz de, tıpkı ondan önceki büyük şanlı liderlerimiz gibi, Fatih gibi, Kanuni gibi, Ertuğrul Bey gibi, Osman Bey gibi bizim için kutsal değerlerdir. Her bir yurttaşımızın namusu, ailesi tıpkı tarihimizi oluşturan bu kişilikler gibi kutsaldır. Ve onlara yapılacak saldırıyı kabul etmek mümkün değildir. Onun için ben meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir bütün olarak Atatürk'e karşı yapılan bu alçakça saldırıyı araştırmaya, karşı koymaya ve hep beraber bu saldırıları sonlandırmaya davet ediyorum. Tarih ortaklıklar üzerine kurulur. Tarihi oluşturan en önemli şey ortak değerlerimizdir. Çatışmalarımız üzerine tarih kuramayız. O düşmanlıkların üstüne inşa edildiği değerleri oluşturur. Biz ortak değerlerimizi savunmazsak ve tarihimizin ne olduğunu bilmezsek yıkım bizim için kaçınılmaz olur. Çünkü hepimizin ortak değeri bu bayrak, hepimizin ortak değeri bu vatan ve hepimiz bu savaşın, İstiklal Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın çocuklarıyız. Mustafa Kemal 57 yıllık hayatında 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, bir Türkiye Cumhuriyeti ve milyonlarca özgür insan ve bu topraklar üzerinde milyonlarca özgür insanın yaşayabileceği bu vatanı bize özgür, bağımsız ve mamur olarak bırakan büyük mücadelenin sembol adlarından biridir. Bugün kendisine tarihçi sıfatı yakıştırarak ya da başka sıfatlar altında ona küfredenlerin ne kadar kitap okuduğunu bilmem. Ama şurada Anıtkabir var, orada onun kütüphanesi var. O kütüphanede her okuduğu kitabın yanına düştüğü notlar var. Ve bu notlardan anlıyoruz ki 3977 kitap okumuş. Vatan ve namus için şehit düşenlerin ruhlarını sızlatacak, onları kabirlerinde rahatsız edecek her hareketin ve eylemin ilk ve kesin karşı çıkışı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmalı. Eğer biz bunu gerçekleştiremezsek hep beraber el ele, omuz omuza, yürek yüreğe bu saldırılar senin kutsalın, benim kutsalım şeklinde devam ederse tarih bilincimizi kaybederiz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Birlikte bir karar vermeliyiz. Ya bu işi durduracağız, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kurucu değerlerimizi sahiplenmemize yol açan, onları ortaya koyan, bizi var eden insanları savunacağız ya da o insanlara hakaret edilmesine sessiz kalacağız. Eğer yüreği olan, vicdanı olan ve bu ulusun bugün geldiği yeri şanla, şerefle, gururla taşıyan ve vicdanları olan insanlar o günle bugün arasındaki kıyaslamada Mustafa Kemal'i küfür edilecekler, annesini hakaret edilecekler, manevi evlatlarını hakaret edilecekler, çocuklarını onu karalayacaklar listesine koyuyorlarsa bırakalım gök kubbe yıkılsın, bırakalım biz nefes almayalım. Çünkü o zaman bizde vefa yoktur. Vefanın olmadığı yerde vicdan da bulunmaz. Saygıyla selamlıyorum efendim.